Sana değil ya. Sana değil ya. Almıyor ki arkadaşlar. Sana derken sanki almış da o ihtimal üzerinde konuşuyorum. Sana değil. Milli Piyango Büyük İkramiye'nin çıkma ihtimali üzerinde konuşalım dedim. Çıkma ihtimali üzerinde. Sen yok. Çünkü arkadaşımız almayabilir. Ben de almıyorum. Bana çıkma ihtimali de demem. Çünkü ben almıyorum ki. Çünkü matematik biliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. 2024 Milli Piyango Büyük İkramiye'nin matematiksel olarak çıkma ihtimali üzerinde biraz konuşalım dedim. İşin dini boyutu bir tarafa, ben matematiksel olarak olaylara yaklaşmak istiyorum. Almak mantıklı mı, mantıksız mı? Zaten videonun sonunda siz de karar vereceksiniz. Şimdi yılbaşı gecesi toplamda 7 tane yan yana küre görüyorsunuz. İçerisinde 0'dan 9'a kadar 10 tane top var. Küre dönüyor. 10 toptan biri düşüyor. 10 toptan biri düşüyor. 10 toptan biri düşüyor. Hepsini çarptığımız zaman toplam 10 milyon adet bizim numaramız var. Bunların %85'i çeyrek olarak, yani 4 tane basılıyor. %10'u yarım, %5'i de tam olmak üzere toplamda 36,5 milyon bilet basılıyor. Ama bizim numara bazlı gideceğiz. Çünkü her numaraya tam bilet olarak bakıyoruz. Ve numara bazlı gittiğimiz zaman 10 milyon adet numara olduğu için bir insana Milli Piyango Büyük İkramiye çıkma ihtimali 10 milyonda bir ihtimaldir. Hocam 10 milyonda bir. Algılayamıyorum. Arkadaşlar normal bir günde yolda yürüdüğünüz zaman başınıza yıldırım düşme ihtimali 2 milyonda bir. Vallahi şimdiye kadar ben başıma yıldırım düşmedi. Normal yürüdüğünüz zaman başınızda uçaktan düşen bir parçanın düşme ihtimali 10 milyonda bir. Vallahi şimdiye kadar ne bana ne de çevreme uçaktan bir parça kafamıza düşmedi. Aynı ihtimal 10 milyonda bir. 10 milyonda. Ya da evde mutlaka test kitapları vardır. Arkadaşlar toplamda 5 şıklıdan bahsediyorum. 5 şıklı. 10 tane soruyu arka arkaya cevaplandır. 10 tane soruyu. Yaklaşık 9 küsür milyonda bir ihtimaldir hepsini tutma ihtimaliniz. 10 tane sorudan hepsini at cevap anahtarına bak. Bakalım tutuyor mu, tutmuyor mu? 10 milyonda bir. La ben 5'te 1'ini atıyorum, tutmuyor. 2 tane, 3 tane üst üste atıyorum. Daha 3 tane üste attığımız zaman 125'te bir ihtimal. 10 milyondan bahsediyoruz. 10 milyon. Ya da yazı tura oyununu biliyorsunuz. Yazı tura oyununda 23 tane ihtimal hesaplayın. İşte birinci attığımda yazı gelir. İkinci attığımda tura gelir. 23 tanesini hesaplayın ve atın. 23'ünü eğer tutturursan o da yaklaşık 9 küsür milyonda bir ihtimal. Tutar mı? Oğlum 4 tane üstte atıyorum, tutmuyor. La bir tane atıyorum, yazı diyorum, atıyorum, tura geldi. Onu bile tutturamıyorum. %50 bile tutmuyor ya. 10 milyonda bir ihtimalden bahsediyorum. Ya hocam tutarsa, tutanlar yok mu? Var var oğlum, bu 10 milyon hepsi satılırsa mecburen birine çıkacak. Biz bir numara satmıyoruz ki, biz 10 milyonun hepsini dağıttığınız için ya çıkarsa diyoruz. Eğer sadece bir numarayı çek, sadece bir numara, başka hiç satılmasın, sence çıkar mı? Hepsi satıldığından dolayı mutlaka birilerine çıkıyor. Ama sana çıkma ihtimali 10 milyonda bir ihtimaldir. Hocam çeyrek mi alayım, tam mı alayım, yarım mı alayım? Fark eden bir şey yok. Ama hocam genelde çeyreğe çıkıyor. Oğlum matematiksel olarak biletlerin %85'i çeyrek değil mi? Yani her 100 yılda 85 yıl çeyreğe çıkacak. Her 100 yılda 10 yıl ya, tama yarıma çıkacak. Ve her 100 yılda 5 yılda tama çıkacak. Bu bir gerçek. Yani matematik yanılmaz. Hocam ben gidip İstanbul'da mı alsam daha mantıklı? Hocam Hakkari'nin memşu köyünden mi alsam daha mantıklı? Hepsi aynı. Çünkü biletlerin yaklaşık %60'ı %70'i İstanbul ve Ankara'da satılıyor. Matematiksel olarak baktığımız zaman çünkü arkadaşlar biz İstanbul'daki biletlerin hepsini almıyoruz. Bizim aldığımız bir bilet. Olaya her zaman bir bilet olarak bakacaksınız.
Urfa'da satılıyor milli piyango biletleri. Arkasında İstanbul'un mührü var. Hocam diyor İstanbul'a. E tamam da bana ne? Bana ne? İstanbul'un hepsini mi alıyorum? Aldığım bir numara. Şehre çıkmıyor. Bizim bildiğimiz çeyrek tamat çıkmıyor. Bizim bildiğimiz sadece numaralara çıkıyor. Ama sana çıkma ihtimali 10 milyonda bir ihtimaldir. 10 milyonda bir ihtimal. Arkadaşlar küçümsenecek bir numara değil bu. Yolda geçen bir tanıdığım diyor ki ben bilet aldım bana çıkarsa hocam sana araba alırım. İşte komşu sana şunu alırım. Ben de diyorum ki kendisine sana çıkarsa hiç bu vaatleri bulunma ben sana direkt onları alırım. Çünkü ihtimalleri biliyorum 10 milyonda bir ihtimal. Alıp almama noktasında karar senindir. Ben olayın matematiksel boyutuna bakmak istedim. Vallahi bir tane bilet alacağıma bir öğrenciyi alırım. Birlikte yemek yeriz. En azından öğrencinin yüzünü güldürürüm. Ya da yolda bir tane öğrenciyi tutarım. Kırtasiyeye götürürüm. Kitap alırım. Bunlar benim gözümde daha makbule geçecek. Siz de öyle yapın. Alacağına bir fakirin karnını doyurun, inanın daha makbule geçer. Hadi görüşürüz.